Bu akşam size kalite sistemleri denetçisi nasıl olunur web seminerini sunacağız. Web seminerimiz HK Danışmanlık sponsorluğunda sizlere ulaşıyor arkadaşlar. Ve HK Danışmanlık kurucusu ve aynı zamanda kalite sistemleri denetçisi Sevda Hanım size sunumu gerçekleştirecek. Ben sözü fazla uzatmadan sunumu kendisine devretmek istiyorum. Hepinize şimdiden keyifli web seminerleri dilerim ve katılımınız için teşekkür ederim. Sevda Hanım, söz sizde, buyurun. Teşekkür ederim Orhan Bey. Arkadaşlar benim de sesim zannedersem herkese ulaşıyor. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkes hoş geldi tekrardan. Ben kısaca sunuma başlamadan evvel kendimden bahsedeyim isterseniz. Ve bugün bizim sunumumuzda neler olacak? Hem bu arada zaten katılmak isteyen başka arkadaşlar varsa da hem 3-5 dakika onların gelmesi için de bekliyor oluruz. Ben de belki aranızda bulunan birçoğu gibi kimyager olarak mezun oldum. 88 İstanbul doğumluyum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kimya bölümünü bitirdim. Sonra ilaç kimyası üzerine, farmasötik kimya üzerine yüksek lisans yaptım. Kısa bir ilaç firması deneyimim oldu. Ama ağırlıklı kozmetik sektöründe görev aldım. İşte bu kalite yönetim sistemlerinin kurulması, ISO 9001'ler, 14001'ler, İşte 18001'ler, ağırlıklı GMP sistemleri, bunların kurulması, yürütülmesi, yönetilmesi görevlerini üstlendim. Sonrası 4 yıl kadar çeşitli fabrikalarda görev aldım. Sonrasında da tedarikçilerin denetlemelerini gerçekleştiren, bu BİM gibi, Metro gibi büyük zincirlerin fabrikalarının denetlemelerini gerçekleştiren Kalite Sistem, Meryon Nutrisense Holding diye geçen firmada 3 yıl kadar denetçi olarak görev aldım. Türkiye'de yaklaşık olarak 400'e yakın fabrikanın denetlemesini gerçekleştirdim. Ürün güvenliği, kalite yönetim sistemleri, bu GMP standartları falan konusunda. Sonrasında da işte 2 yıl kadar oldu. Geçti hatta biraz da. HK Danışmanlık adı altında kendi firmamı kurdum. Bu alanda hem GMP eğitimleri, işte ISO 9001 eğitimleri, bunların denetimleri, BRC, IFS ürün güvenliği konusundaki danışmanlıklar, eğitimler, bunların hem danışmanlıkları işte hem eğitimleri, denetimleri bunlarla ilgileniyorum. Kısaca böyle. Aranızda da ilerleyen zamanlarda benzer yolu izlemek isteyen varsa, denetçi olmak isteyen varsa veya denetimleri nasıl yolu izleyebiliriz diye sormak isteyenler, merak edenler varsa, ama tabii en önemli önceliğimiz nasıl denetçi oluruz, nasıl denetim yaparız diyenler varsa bugünkü gündemimiz o. Bunun üzerinden ilerliyor olacağız. Kısaca böyle. Dilerseniz ufak ufak başlayalım diye düşünüyorum. Zaten etap etap da devam ediyor oluruz. Bu arada hani siz ara ara sorularınız oldukça yazabilirsiniz. Biz o sorulara sunum sırasında cevap veremediğimiz olursa sonlarına doğru bırakmış oluruz tüm soruları. Akabinde orada soru cevap şeklinde zaten ilerliyor olacağız. Eğer sunumda cevaplarını bulamadığınız sorular olursa. Öncelikle şeyden başlayalım istedim. Denetim yani tetkik ne demek? Denetim dediğimiz kavram kayıtların, beyanların veya diğer ilgili bilgilerin elde edilmesi ve bunların bir takım belirlenmiş şartlar ve bunların gerçekleştirme miktarları düşünüldüğünde bunların tayin etmede objektif olarak değerlendirilmesi için uygulanan tüm sistematik, bağımsız, doküman edilmiş tüm süreçlerin oluşturduğu bir kavram. Denetim dediğimiz zaman hangi konularda denetimler yapabiliriz diye açacak olursak bugün birçok denetim türü var. Hepimiz zaten duyuyoruz. İşte mali denetimler var, işte kalite denetimleri var. Onun haricinde çok daha farklı, daha teknik denetimler var, ürün denetimleri var, işte hijyen denetimleri var. Denetim dediğimiz zaman hani daha çok var da var. Biz bugün birazcık daha ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin üzerindeki duruma değiniyor olacağız. Şimdi buna baktığımızda kalite tetkiki dediğimiz, kalite denetimi dediğimiz kısım ne demek? Bu sefer de kalite yönetim sistemleriyle alakalı bu tüm faaliyetler ve bunların sonuçları ve bunlarla alakalı olan planladığımız, planlanan bütün bu süreçlerin istediğimiz düzenlemelere uyup uymadığının veya bunların istediğimiz şekilde uygulanıp uygulanmadığının
incelenmesi. Tabii burada en önemli konu bunun bir sistematik yolla yapılması ve bunun tarafsız olarak inceleniyor olması. Bu kavramların bizim için neden önemli olduğundan da zaten ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dakikalarda bahsediyor olacağım. Şimdi denetçi dediğimiz kişi kimdir? Denetçi de işte bu tüm süreçlerde bu denetimleri yapmak için gereken bu yeterliliğe sahip kişilere denetçi olarak adlandırıyor oluyoruz. Şimdi döndüğümüzde bizim için kalite yönetim sistemleri adı altında aslında 3 tane denetim türü var. Bu denetimler öncelikle birinci taraf denetimleri. Yani kendi kendimize yaptığımız iş denetimler. Bunu kendi fabrikamızda, kendi kuruluşumuzda, kendi işletmemizde ofis bile olmuş olsa, 3 çalışanımız bile olmuş olsa, kendi yönetim sistemimiz gereği kendi içimizde yapmış olduğumuz her bir denetime, yani kendi kendimize yapmış olduğumuz bu faaliyete birinci taraf denetimi diye adlandırıyor oluyoruz. İkinci taraf denetimi ise bir müşterinin bizim kuruluşumuzu, bizim işletmemizi denetlemesi. Üçüncü taraf denetimi ise tamamen kuruluşun dışından bağımsız bir yapının bizim işletmemizi denetlemesi. Bu bir belgelendirme kuruluşu olacak. Bizim bahsettiğimiz kısımda örneğin bir 9001 belgelendirmesi yapacak. İşte o zaman bu bizim dış denetim dediğimiz üçüncü taraf belgelendirmesinin içine girmiş oluyor. Şimdi burada ben ilk etapta şunların birazcık farkından bahsetmek istiyorum. Bugün iş denetim yapıyor da olsak, ikinci taraf denetimi de yapıyor olsak, tabii en üstünde dış denetim yani üçüncü taraf denetim için bir denetçi, baş denetçi dahi olmuş olsak, bizden en önemli istenen şey kalite yönetim sistemlerini hem iyi uygulamak, uygulamandan ziyade çok iyi uygulanıp uygulanmadığını analiz edebilecek yapıya sahip, yeterliliğe sahip oluyor olmak. Bizden ilk önce beklenen şey bu. En önemli özellik bizden istenen tamamen bu olacak. Buradan ilerleyecek olursak, yine ben bu denetimlerden ilerlemek istiyorum. Şimdi en çok karıştırılanlardan bir tanesi kalite yönetim sistemleri denetçisinden zaten bahsetmeye başladık. Şimdi ikinci taraf denetiminden ve üçüncü taraf denetimini burada birazcık açmak istiyorum. Çünkü kalite yönetim sistemleri denetçisi nasıl olunur dediğimiz zaman şimdi aramızda halihazırda çalışanlar veya çalıştığı işletmeleri denetleyenler veya çalıştığı işletmelere denetime gelenlere şahit olanlar veya onları eşlik edenler var mıdır bilmiyorum. Varsa ne güzel. Yoksa da biraz bunlardan bahsedeyim. Çünkü her biri için denetçi ayrı ayrı olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları nasıl olabilirsiniz? Öncelikle sizler çalıştığınız yerde çok iyi bir şekilde ister ISO 9001 olsun ki bu temelli oluşturuyor bu kalite yönetim sistemlerinin. Çok iyi bir şekilde bu sistemi bilip uygularsanız siz kendi kuruluşunuzun, kendi kalite yönetim sisteminizin iş denetimlerini yapabilir seviyede kişilerden bir tanesi olabiliyorsunuz. Ve böylelikle zaten sistemin uygulayıcısı, sisteme hakim olan kişilerden biri oluyorsunuz. Sonrasında ben bunu hemen parantez açarak söylemek istiyorum. Ben halihazırda zaten devam ediyorum. Yani 3 sene boyunca bilfiil ikinci taraf denetimi gerçekleştirdim bu bahsettiğim 400 tane işletme için. Halihazırda zaten devam ediyorum. Yani son 5 seneden beri ağırlıklı bu ikinci taraf denetimlerini zaten yapıyorum. Onun haricinde şu an üçüncü taraf denetimlerine keza benzer şekilde hani gitmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Ama özellikle de iç denetimleri yani birinci taraf denetimlerini kendim sürekli zaten yaptım. Mesela şu anda da birçok firmaya dışarıdan bir göz olarak birinci taraf denetimi yapmak için de gidiyorum. Yani bu demek değildir ki siz bir firmada kalite yönetim temsilcisi olarak çalışıyorsunuzdur veya bir kaliteden sorumlu kişi olarak çalışıyorsunuzdur. Ama ilerleyen zamanlarda siz bu konuyla alakalı bir iş yapmak istediğinizde, denetçi olmak istediğinizde kendi işletmenizin dışında veya artık tamamen denetçiliğe eğildiğinizde başka bir işletmeyi de iş denetçi olarak denetleyebilecek kalifikasyona sahip bir kişi olabilirsiniz. Yani iş denetimde yapabilirsiniz.
Örneğin benim şu anda bir tane firmam var ve ben o firmaya hem ISO 9001 hem 14001 hem 18001 hem de GMP standartlarında iç denetim yapıyorum. Çünkü kendi iç denetçileri de var, kendi kalitecileri de var. Ama iç denetim faaliyetlerini bu şekilde dışarıdan bir gözün yapıyor olmasını tercih ediyor. Bugün dünyada örneğin Nestle gibi çok büyük firmalar bile iç denetimlerini artık dışarıdan başka firmalara yaptırmayı tercih ediyor. Veya ikinci taraf denetimlerine geldiğimiz zaman hani BİM gibi, Carrefour gibi, Migros gibi, Şok gibi zincir marketlerinin dışında özellikle işte ne bileyim Tavuk Dünyası, ondan sonra Ülker, Domino's, işte Top Gıda yani Burger King, işte Starbucks gibi Şaya grubu, işte bu tarz firmaların her biri de kendi tedarikçilerini yani bugün isterse bardak aldığı, isterse işte ne bileyim ham maddesini aldığı firmaları da gidiyor kendi tedarikçi denetimi kapsamında ikinci taraf denetimi statüsünde gene dışarıdan çalışan veya bağımsız bir kuruluşa bağlı çalışan denetçiler tarafından denetlettiriyor. Yani ikinci taraf denetimleri de bu şekilde yapılıyor ve son derece yaygın. İkinci taraf denetimleri yapabilmenin de şartı, şu hemen şundan bahsedeyim. Birinci taraf denetimi yapabilmenin şartı kalite yönetim sistemini iyi bilmek ama bunun yanı sıra hangi konuda iç denetim yapacaksanız öncelikle o konunun standardının eğitimini almış olmak, sonra da 19001 yani ISO 19001 yani iç denetim standardını haiz bir iç denetçi eğitiminden geçip iç denetçi sertifikasına sahip olmaktan geçiyor. Bir iç denetçi sertifikasına sahip olup bir iç denetçi iç denetim yapmak istediğiniz standardın da eğitimini almışsanız, örneğin şöyle söyleyeyim, siz ISO 9001 2015 standardının temel bilgilendirme eğitimini aldınız. Sonrasında ISO 9001 adı altında fark etmez iş denetçi sertifikası aldınız. Sonrasında sizin işletmeniz ISO 45001 yani iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi ya da ne bileyim ISO 50001 enerji yönetim sistemi ile alakalı bir belge almak istedi. Sizin 50.001 iş denetçi eğitimine falan gitmenize gerek yok. Siz 50.001'in iş denetimini yapabilmeniz için sadece 50.001'in temel bilgilendirme eğitimini almış olmanız yeterli. Yani hangi konunun iş denetimini yapacaksanız o konunun temel bilgilendirme eğitimini aldığınızda o konunun iş denetimini yapabilir hale gelmiş oluyorsunuz böylelikle. İş denetim konusu tamamen bu şekilde. İkinci taraf denetimine geldiğimizde de şu anda birçok firma, zincir marketler başta olmak üzere çok yoğunluklu bir şekilde şey yapıyor, tedarikçilerini denetlettiriyor. Ve birçok firma da dediğim gibi dışarıdan bir göz olabilsin, tamamen bağımsız olabilsin veya tedarikçileri daha da iyileşsin diye başka başka kişilerle çalışıyor. Yani kendi firma bünyesindekilerle değil de dışarıdan firmalara tedarikçilerini denetlettirmeye falan çalışıyor. İkinci taraf denetimlerine ağırlık vermeye çalışıyor. Bu anlamda da baktığımız zaman onlar denetçilerden ne bekliyor? İkinci taraf denetim yapabilmek için denetçi nasıl olacaksınız? Ben kendim ikinci taraf denetimi yapan denetçi olabilmek için bu konuda ilk etapta bir baş denetçi eğitimini almadım. Çünkü bununla alakalı bir zorunluluk yok. Bunun karşılığında ikinci taraf denetimi yapabilmek için yani bugün bir bugün bir işletmenin müşterisini denetleyebilmek için, bugün bir fabrikanın tedarikçisini denetleyebilmek için denetçi olacaksınız. Ve o konuda sizden şöyle şöyle bir baş denetçi sertifikasını istiyorum diyebilecek özel bir hani nasıl diyeyim kural yok. Bunu kendi içinizde koyabilirsiniz ama dediğim gibi öyle bir zorunluluk yok. Ha, bunu sizden isteyen firma talep edebilir ama bununla alakalı özel bir kural yok. Mesela ben bununla alakalı kendimden örnek vermek gerekirse ve benim bu şekilde çalışan belki tanıdığım 20 tane 25 tane denetçi arkadaşım var. Onların her biri bir baş denetçi eğitimine girmiş, baş denetçi sertifikalarını almış
ve akabinde ikinci taraf denetimlerini yapan kişiler değiller. Sektörel tecrübeleri var. Sektörel anlamdaki tecrübelerini, kalite yönetim sistemleri üzerine olan tecrübelerini ispatlamışlar. Bunları ön plana çıkarmışlar. Yani kısacası hangi konuda denetim yapacaklarsa onunla alakalı kalite yönetim sistemlerine hakimler. Yani bugün onlar tabii apayrı konular ama birkaç tane sadece örnek vermek istediğim için buraya söyleyeceğim. Örneğin bugün hangi standart olursa olsun düzeltici faaliyet ne demek, doküman kontrolü, doküman yönetimi ne demek, ondan sonrasında ne bileyim hijyen uygulamaları ne demek, kayıtların kontrolü ne demek, iç denetim ne demek, bunları çok iyi bildikleri için ikinci taraf denetimi yapabilir durumda onları bir işletme görüyor. Bu yeterliğe sahip kişi olarak görebiliyorlar ve onlara işten ikinci taraf denetimleri yaptırabiliyorlar. İkinci taraf denetim yapabilecek denetçi olmak istiyorsanız da durum birazcık bu yollardan geçiyor. Yani yetiştirilmek üzere denetçi imkansıza yakın gibi bir şey. Genelde sektör anlamında, kalite konusunda, kalite yönetim sistemleri konusunda iyi bir altyapıya, iyi bir tecrübeye sahip olacaksınız. Akabinde de mevcut fırsatlar önünüze çıktıkça kendinizi de bu noktada ispat ettiğinizi gösterdiğiniz vakit bu fırsatlar değerlendirilip her şey yolunda gittiği vakit yapamayacağınız bir konu değil. Üçüncü taraf denetimine geldiğimiz zaman bu bir işletmeye bir belge verebilmek için dışarıdan bağımsız bir kuruluşun yaptığı denetim. Bunun sistemi birazcık daha farklı. Bu farktan bahsederken hemen iki tanımı daha karşımıza çıkartmak istedim. O da şöyle. Öncelikle denetçi ne demek? Baş denetçi ne demek? Denetçi bir kalite sistem denetiminde görev alabilecek nitelik ve yetkide kişi. Baş denetçi ise bir kalite sistem denetimine yönetebilecek nitelik ve yetkide kişi. İkisi birbirinden farklı. Neden? Bir tanesi kalite sistem denetimi sırasında baş denetçi görev verirse o görevi yerine getirebilir. O yeterlilikte olabilen kişi, o yetkide, o niteliğe sahip. Ama baş denetçi ise o sistemin tamamen hakim ve onu tek başına yürütebilecek kişi. Şimdi bu da ne demek dediğimiz zaman bunu şöyle hemen örnek vermek istiyorum. Bugün bir işletmeniz var ve bu işletmenize ISO 9001 belgesini almak istiyorsunuz. ISO 9001 belgesini almak istediğiniz vakit bu işletmenin hiçbir belgesi yok diyelim. Daha ilk kez ISO 9001 belgesi alınacak. İlk kez ISO 9001 belgesine başvurdunuz ve sizi denetlemeye gelecekler. Size ilk kez o belgeyi vermek üzere işletmenize gelen kişi baş denetçi. Çünkü daha şu anda sizin sisteminiz hiçbir kimse tarafından denetlenmedi, ilk kez denetlenecek. Yani gelen kişi o sistemi, denetimini tamamen yönetebilecek, kalite yönetim sistemine tamamen hakim, tüm gereklilikleri, her şeyi bilen nitelikte kişi olmalı. O gelecek olan kişi, sizin ilk belgenizi verecek olan kişi baş denetçi olacak. Şimdi gelelim, işletmenizin şimdi ilk denetimini geçti. ISO 9001 belgesi artık var. Sonrasında dönelim. Bu belgeler yıllık bazda yenilenen belgeler. İlk verildiği vakit genelde bazen nadir durumlar olsa da genelde bu belgeler 3 yıllık geçerlilik süresi olmak kaydıyla verilir ve bir sonraki sene yani 2 yıllık periyotta bir yılda birer kez olmak üzere yeniden takip denetimiyle denetime gidilir. Şimdi ilk kez size baş denetçi geldi ve belgenizi verdi. Bir sonraki sene takip denetimine gireceksiniz ve ondan sonra yeniden bir takip denetimi daha olacak. İşte o takip denetimine gelecek olan kişi artık baş denetçi değil, denetçi olabilir. Çünkü o artık sistem artık tamamen kontrol edildi. O sistemin tüm maddeleri tek tek standartın karşılıklarıyla eşleştirildi. Ve dendi ki bu sistem, bu standardın tüm maddelerini bu örnekleriyle beraber karşılıyor. Her şeyle tamamdır ve uygundur. Bir sonraki takip denetiminde sizin zaten standardınızın gerekliliği olan tüm bölümleriniz, tüm süreçleriniz incelenmeyecek. Birkaç tane bölüm incelenecek.
Bu bağlamda gelecek olan o denetçi o takip denetimini yapabilecek nitelikte. Ama ikisinin şöyle bir ortak özelliği olacak. Bu ikisi de totalde 5 gün süren yani 40 saatlik bir eğitimden geçmiş. İkisi de IRCA onaylı. IRCA'nın açılımında buraya yazdım arkadaşlar görebilin diye. Bu çok önemli bir şey. IRCA onaylı baş denetçi eğitimini almış ve bu eğitimin sonundaki sınavdan geçip sertifikasını alan baş denetçi sertifikasını alan kişiler oluyor olması. Denetçi de olsa, baş denetçi de olsa yani bu ikisi tecrübeyle olan bir konu. Bunu da açıklayacağım zaten. İkisi de 40 saatlik bu eğitimden geçip akabinde bu sınavdan geçerek sertifikayı aldığı vakit denetçi, baş denetçi olma hakkına sahip olacak. Ama daha bir denetçi, baş denetçi olmadı. Sadece bu eğitimi aldı. Sadece gerekli etapları geçerse denetçi, baş denetçi olabilir. Ama daha henüz olmadılar. Hani bu ilk etap gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani bunu çok fazla karşılaşıyorsunuzdur siz de. Ben inanılmaz sayıda çok görüyorum. Bu eğitimleri almışlar ve şöyle diyorlar. Ben de baş denetçiyim. Ama halbuki baş denetçi falan değil. Sadece 40 saatlik eğitim aldı. 40 saatlik eğitimi aldığı vakit baş denetçi falan asla olmuyor. Sadece bu bir etap. İlk etapta bu onaylı eğitime katıldı ve sertifikayı aldı. Denetçi, baş denetçi olmak isteyen kişi. Sonra bu eğitimi aldıktan sonra tamam o eğitimi aldı ve sertifikası var artık. Şimdi eğitimimizi aldık, sertifikamız var. Bitmedi. Daha asıl şimdi başlıyor. Çünkü sertifikayı almak bir şekilde açtığımız bir ilk etap. Sonrasında bu yaklaşık 20 denetim edebilecek sayıda bir gözlemci olarak denetimlere katılmak gerekiyor. Yani ISO 9001'den örnek vereyim ama hangi standardın baş denetçisi olmak istiyorsanız o standart konusunda bu hem eğitimi almanız lazım hem de gözlemci denetimlerine katılmanız lazım. Örneğin bilgi yönetim sistemi, bilgi güvenliği ile alakalı ISO 27001 konusunda baş denetçi olacaksınız. O zaman onun eğitimine katılacaksınız. O zaman onun sertifikasını aldıktan sonra gözlemci olarak denetimlere gitmeniz gerekiyor. Yani hangi standarttan bahsediyorsak sıfırdan aynı bölüm yeniden geliyor. Şimdi ISO 9001'den örnek verelim. En popüler o olduğu için söyleyelim. ISO 9001 sertifikası aldınız. Baş denetçi eğitimine katıldınız. Sertifikasını aldınız. Tamam, IRCA onaylı. Sonrasında kendinize gene bir akredite bu sertifikaları veren yani firma adları vereceğim ama hepiniz zaten bunları bildiğiniz için onlarda mı ırk onayı var peki denmiş ama hangi konuda ırk onayı var peki anlayamadım ben. Belki ben anlayamadım ya da biraz da açabilirse daha iyi olmuş olur. Örneğin SGS gibi, Intertek gibi, Büro Veritas gibi, işte ne bileyim UKS gibi, NQA gibi, İşte NQMART gibi bir sürü firma var. Bu belgeleri veren zaten hani hepiniz biliyorsunuz. Yani bir dünya var. O firmalardan bir tanesinde onlar gibi olan bir sürü firmada diyeyim. Bir baş denetçinin yanında onlar denetim yaparken siz de gözlemci olarak yaklaşık 20 denetime katılıyorsunuz. Tabii bunu yaparken bir firmaya gidiliyor ya denetim için. A firmasına denetime gidilecek. Diyelim ki tamamen sallıyorum. SGS tarafından A firmasına denetime gidecek. Siz de SGS'nin denetçi havuzuna girmeye çalışıyorsunuz. Yani SGS'nin belgelendirme için çalıştığı denetçilerden biri olmak istiyorsunuz. SGS A firmasına denetçi gönderiyor. Ve o A firmasına önce diyor ki saygıdeğer A firması size denetime gelinecek. Evet. Eğer izin verirseniz size bir de gözlemci göndermek istiyoruz. Sizin için de uygun mudur? Çünkü o A firması sizi istemeyebiliyor. O A firması evet tamam benim için uygundur. Sıkıntı yok derse bunu kabul etmeyen dev bayağı firma var. O A firması uygundur derse sonrasında
siz bu uygundur diyen 20 tane denetime katılıyorsunuz yaklaşık olarak. Bunu hani yaklaşık olarak yazdım. Bu denetimlere katıldıktan sonra bütün ırkı onaylı sertifika ISO 9001 için değil. Bu baş denetçi olmak istediğiniz bütün ISO standartları için geçerli. Baş denetçi olmak istediğiniz bütün ISO standartları için geçerli. Şimdi gözlemci olarak bu 20 denetime katıldınız ya. Ondan sonra tabii ki de bitmedi. Şimdi bu gözlemci olarak denetimlere katıldınız. Sonrasında bu 20 denetim bitti. Sonrasında geldi bu yanınızda sizi gözlemleyen bir baş denetçi vardı. Bu baş denetçi size geldi bir şey verdi. Onay verdi. Dedi ki bu arkadaş dedi hani iyidir dedi. Hani bu anlamda dedi ilerledi belli bir noktaya kadar geldi dedi. Evet gözlemci oldu dedi. Ondan sonra bu belgelendirme kuruluşu o denetçinin de verdiği geri bildirimle birlikte, tabii bu geri bildirimler genelde uygun olan geri bildirimler oluyor. Bu belgelendirme kuruluşu yani az önce örnek verdiğim SGS gibi sizi tetkikçi olarak yani denetçi olarak onayladı. Yani sadece şu anda denetçi oldunuz. Az önce bahsettiğim denetçi, baş denetçideki denetçi. Sadece şu an denetçi oldunuz. Sonra şimdi denetçi oldunuz ya. Şu anda ben denetçi olduğum tamam o süper artık denetimlere gidebilirim. Ben de oldum diye bir mevzu yok. Bundan sonra şu aşamaya geldik. Denetçi olunduktan sonra şimdi her denetçi her sektöre gidip belge veremiyor. Şimdi siz ISO 9001 eğitimi aldınız. ISO 9001'in denetçisi 20 tane gözlemini yaptınız. Denetçi onayı aldınız ama şimdi bugün ISO 9001 belgesi sizin belki mahallenizde olan, sokağınızda olan bir tane nokta nokta sucuda da var. İsimli sucuda da var. Bugün ISO 9001 atıyorum koskoca Coca-Cola kampanyada da var. Bugün ISO 9001 ne bileyim ufacık bir nakliye firmasında da var. İşte bilmem ne taşımacılık denilen firmada da var. Yani nokta nokta inşaatta da var. ISO 9001 nokta nokta kimyada da var. Şöyle şöyle gıdada da var. Hangi sektörde ISO 9001? Yani burada kişinin yani sizlerin denetçi olan kişilerin sektör tecrübelerine dayanarak daha evvelki yani iş tecrübelerine dayanarak mesleklerine dayanarak burada hemen şunu açmak istiyorum parantez içinde. NACE kodları diye ifadeler var. Meslek anlamında şirketlerin sektörlerini tanımlayan sektör bazında bu tecrübelere dayanarak yapmış olduğu iş eğer danışmanlık dahi olmuş olsa daha evvelki eğitimleri de baz alınarak bu denetçilerin akredite olma durumları tanımlanıyor. Yani deniliyor ki işte atıyorum Ayşe kendisi inşaat mühendisi güzel. Dolayısıyla da inşaatlarda daha evvelden çalışıyordu. Şimdi ISO 9001 baş denetçi eğitimini aldı, gözlemlere de katıldı. Şimdi Ayşe'nin gidip de bir nasıl diyeyim nakliye firmasında baş denetçi olması değil de Ayşe'nin inşaat firmasında baş denetçi olması konusunda yönlendirme ve akredite olması sağlanmış olacak böylelikle. Oraya doğru bir ilerleme olmuş olacak. Ayşe gidip de hani kimya sektörüne ilerlemeyecek. Kimya sektörüne doğru gitmeyecek. Ha bu olamaz diye bir şey yok. Ama bu sektör için de gene deneyim sahibi olması lazım. Veyahut Ayşe'nin kimya sektörüne gidebilmesi için ki kimya sektörü de derya deniz bir konu veya atıyorum kişi maden mühendisi ama şeye gidecek atıyorum işte tersaneye gidecek. Tersaneye gidebilmesi için o tersane sektörünü bilmiyor ki onun gerekliliklerini bilmiyor daha evvelden görmedi nasıl orada baş denetçi olacak nasıl o kalite yönetim sistemine tam anlamıyla hakim olacak buna olamayacağı için ya yanında ilerleyen vakitlerde bütün tüm süreci tamamladıktan sonra tek başına denetim zaten yapamayacak tek başına yani belgelendirme yapamayacak kısacası öyle diyeyim asla sıfırdan bir belge anlamındaki belgelendirmesini yapamayacak. Muhakkak bir baş denetçinin takımında olması gerekecek.
Yani bir baş denetçi olacak. O kişi de denetçi de onun yanında olacak. Bu denetçi dediğim kişi 20 tane gözlemi tamamlayan belgelendirme kuruluşu tarafından artık onay verilen kişi. Şimdi o baş denetçinin takımında yer alıyor. Ve yer aldıktan sonra onunla beraber denetimlerini yapıyor. O bir süre sonra artık baş denetçiyle beraber artık onun takımında baş denetçi görev veriyor. Diyor ki istersen sen şu şu maddelere bak diyor ama baş denetçi gene orada. Bu şekilde ilerledikten sonra yaklaşık olarak o da sektöre göre farklılık göstermekle beraber, belgelendirme kuruluşlarına göre farklılık göstermekle beraber yaklaşık olarak o da bir 20 denetim desek, bu 20 denetim sonra baş denetçi olarak bu sefer onay alıyor ve baş denetçi olarak onay alındıktan sonra ancak o vakit baş denetçi oluyor. Yani kısacası az önce bahsettiğim o takımı artık kendisi yönetebilecek nitelikte kişi oluyor ve o bir firmanın sıfırdan belgelendirme sürecinin belgelendirme yetkisine sahip olan kişi olabilmiş oluyor. Yani bir üçüncü taraf denetimini yapabilmek, bir baş denetçi olabilmek süreci de kısacası böyle. Bu bir ISO 9001 temelli baş denetçi olma akışı sürecinden bahsettim. Bugün daha farklı standartlar için çok daha farklı gereklilikler var. Ama kısacası baş denetçi, hani hepimizin bulduğu ISO 9001'ler, 14001'ler, işte ne bileyim ISO 22000'lerden falan bahsederken onların işte denetçisi, baş denetçisi olma macerası yaklaşık olarak böyle. Yani eğitim almış olmakla asla denetçi olunmuyor. Önce kendinize bir tane firma buluyor olmanız gerekiyor. Yanlarında sizi gözlemci olarak götürmek isteyen, o gözlem denetimlerinizi tamamlıyorsunuz. Sonra sizin ufak ufak denetim yapmaya başlamanız, onların sizi gözlemlemesi, size ufak ufak şunları şunları evet bu kişi yapabilir artık demesi lazım. Ve ondan sonra da siz o sistem denetimlerini yapabilir yeterliliğinde kişi olarak o belgelendirme kuruluşundan onayınızı almış oluyorsunuz. Ve bu bahsettiğim süreçte her şey yolunda gittiği vakit, her şey tabii ki de kuralına, her şey daha güzel olması gerektiği gibi giderse birkaç yıllık bir süreç.